Toprak bu eminliği eminlikten bulmuştur. Önceki beyti okuyalım. Toprak emindir. Ona ne ekersen ihanet görmeksizin onun cinsini toplar, devşirirsin. Toprağa ne ekersen onun cinsini devşirirsin. Başka bir şey değil. Bütün ümmetlerin içerisinde peygamberlerin meşhur sözüdür. Ektiğini biçersin diye. Bu hem atasözüdür ya. Herkes ektiğini biçer. İyilik eken iyilik biçecektir. Kötülük eken kötülük biçecektir. İsa aleyhisselamın sözüdür. Ateş eken kor biçer. Sevgisizlik eken sevgisizlik biçer. Nefret biçer. Kötülük eken muhakkak ki cehalet biçecek, kötülük biçecek. Başka bir şey değil. Toprak emindir. Buradaki topraktan kasıt ziraat yapılan topraksa eyvallah, emindir. Ektiğini biçersin. Buradaki topraktan kasıt eğer ki varlık alemi ise, evet varlık alemine de ektiğini biçersin. Cenab-ı Hak bu varlığı komple toprak gibi halk ettiyse ve toprağa ne ektiyse Cenab-ı Hak'ın ektiği biçecek. Başka bir şey değil. Devam ediyor. İşte bu toprak eminliği eminlikten bulmuştur. Eminlik biliyorsunuz bir şeyi muhafaza etme, bir şeyi koruma. Eminliğin zıttı hainlik. Hain olmama. Eğer bir kimse hain değilse emin insandır. Emin insansa ona emanet teslim edilir. Emanet teslim edilir. Bu toprak eminliğini Hazreti Allah'tan almış. Hazreti, çünkü el emin olan Hazreti Allah'tır. El emin olan ikincisi kimdi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hakk'ın ismiyle isimlendi. El-Emin ismi ne oldu? Onun üzerinde tecelli etti. O bölgede, bu alemde en emin insandı. Bütün insanların içerisinde emin olanlar vardır. Ama Muhammed Mustafa, bütün emin olan varlık aleminin içerisindeki yaratılmış olan, bütün emin olanların üzerinde bir eminlik vardı. Öylesine bir eminlik. Bu Cenab-ı Hakk'ın sıfatı. Cenab-ı Hak bu sıfatının en harikulade biçimini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üzerinde tecelli etti, ettirdi. Ve böylece de müminler Allah'ın o sıfatı olan eminlik sıfatıyla da sıfatlanmaları gerekiyor. İşte toprak da emin bu noktada. Hazreti Mevlana diyor ki toprak bu eminliği de eminlikten almıştır. Yani eminin sahibi olan Hazreti Allah'tan almıştır. Çünkü adalet güneşi ona nur saçmıştır. Adaletli olma. Adalet güneşi ona nur saçmıştır. Adaletin de zıt karşılığı zulümdür. Bir yerde zulüm varsa orada adalet yoktur. Bir yerde adalet varsa orada zulüm yoktur. O zaman adalet güneşi ona nur saçmış. Adaletin sahibi kim? Yine Allah. Ve Cenab-ı Hak El-Adil ismi şerifiyle bütün varlığa tecelli etmiş. Allah El-Adil'dir. El-Adil olunca varlığın üzerine El-Adil ismiyle tecelli etmiştir. Varlığın üzerinde de adalet sahibidir. Eğer adalet olmazsa zulüm olur. O zaman herkes kendince, kendi üzerinde El-Adil ismi şerifinin tecelliyatını yaşar. Bu manada adaletsizlik nedir o zaman? Bir şeyi yerli yerinde kullanmamak, bir şeyi özüne uygun kullanmamak o şeye zulümdür. Bakın o şeye zulümdür.
O zaman kafire kafir gibi davranmazsan müminlere zulmedersin. Günahkara mümin gibi davranırsan, veli gibi davranırsan veliye zulmedersin. Veliye münafık gibi davranırsan veliye zulmedersin. Her şey yerli yerinde kullanacak. Münafığa nasıl mümin gibi davranamıyorsan, mümine de münafık gibi davranamazsın. Her şeyi yerinde kullanmak, her şeyi olduğu gibi kullanmak. Hani bazen örneklerim ya, çok affedersiniz, bok böceğine bok nimettir. Sineğe necaset nimettir. Arıya ise çiçek nimettir. Hiç arının necasete konduğunu gördünüz mü? Arıya necaset zulümdür. Sineğe de bal zulümdür. Neden? Gelir konar balın üzerine, orada kalır. Ölür orada. Siz dışarıda bakarsınız ya bal dersiniz. Evet, bal da ölür. Bal onun ölüm sebebi olur. Sineğe bal ölüm sebebidir. Zulmetmiş olursunuz. Sinekleri yakalamak istiyorsanız bal koyun bir tarafa. Bütün sinekler gelir yapışır kalır orada. Bir yere gidemez ki. Ölür hepsi de. Bakın hepsi de ölür. O zaman bal nimet ama sineğe zulüm. O zaman bir yerde adalet yok ise o zaman orada zulüm hakim. Bir bedene, kendine adaletli davranmıyorsan kendine zulmettir. O zaman kendine de Kur'an ve sünnet dairesinde davranacaksın. Etrafına Kur'an ve sünnet dairesinde davranacaksın. Öyle davranmazsan etrafına da zulmettir. Çünkü adalet güneşi ona nur saçmıştır. Cenab-ı Hak o varlığa adalet güneşi ile nur saçmıştır. Sen sakın kendince bu erik neden ekşi deme. Onun özü o. Onun özü o. İşte bu neden böyle oldu deme. O nurunu saçmış. O ondan almış. O öyle olacak. Birisi esmer olacak, birisi beyaz olacak. Herkes adalet noktasında Cenab-ı Hakk'ın adaletinin tecelliyatına razı olacak. Ya keşke erkek olsaydım. Yok öyle bir şey. Keşke kadın olsaydım. Yok öyle bir şey. Sen onun takdirine razı ol. Onun adalet mekanizmasına razı ol. Senin üzerinden ya annene babana rahmet edecektir. Adalet mekanizması öyle çalışıyordur. Ya da senin üzerinden annene babana zulüm gelecektir. Adalet mekanizması öyle çalışıyordur. Sen bir yerde zulmetmişindir. Adalet mekanizması çalışır. O zulmün hesabını sana sorarlar. Sana sorarlar onu. Bir yere kibirli davrandıysan onun hesabını vereceksin. Adalet mekanizması çalışır. Tövbe edenler müstesna. Çünkü tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Ama ya birisine zarar verdiysen o zararı telafi edeceksin. O zararı telafi etmezsen adalet mekanizması çalışır. Bu alem varlık alemi. Aynı zamanda da el adli üzerine çalışır. Adalet hükmeder varlık aleminde. Ya Osmanlı yıkıldı. Adalet hükmetmiştir ona. O Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmamıştır. Cenab-ı Hak onu indirmiştir aşağı. El-Adl ismi şerifi tecelli eder. Perdenin arkasında çalışan Allah'ın sıfatlarıdır. Birisi zulmeder, Allah onun adaletini verir. Allah ona adalet eder. Kimsenin gözyaşı hiçbir yerde kalmaz. Kimsenin ahı hiç yere düşmez. Hiç yere düşmez. Kimsenin duası hiç yere düşmez. Cenab-ı Hak onu bir şekilde ne yapar? Tecelli ettirir. El-Adil ismi şerifiyle adalet eder. Ve varlığa bakın. Cenab-ı Hak varlığının üzerinde Adil ismi şerifiyle tecelli eder. Aya bakın, güneşe bakın, toprağa bakın, ağaçlara bakın. Çiçeklere bakın, böceklere bakın, varlığın bütün kategorilerine bakın, meleklere bakın, şeytana bakın. Bakın adalet nasıl tecelli ediyor. Şeytan neydi? Meleklerin hocasıydı. Ama gerçekte neydi?
cinniydi, melek değildi. Ve o meleklerin içerisinde melek gibi dolaşıyordu. Adalet mekanizması çalıştı. El-Adil ismi şerifi çalıştı. El-Adil ismi şerifi çalışınca şeytanın şeytanlığı meydana çıktı. Ne zaman? Adem'i yaratınca. Adem'i yaratıncaya kadar herkes onu ne biliyordu? Harika bir alim. Meleklerin hocası. Öyleydi. Bunun gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin karşısındaki Ebu Cehil neydi önceden ismi? Ebul Hikem'di. Hikmetin babasıydı. Asıl hikmetin babası zuhur edince onun adı Ebu Cehil oldu. Sınıfına gitti, yerine gitti. Baksan özünü temizlemeye çalış. Fırsat bu fırsat. İçini temizlemeye çalış. Fırsat bu fırsat. Bir simya mı bulursun, bir kimya mı bulursun, bir tövbe kapısı mı bulursun, bir tövbe suyu mu bulursun? İçini temizlemeye çalış. Yoksa adalet senin de boynunu götürür. Adalet senin de boynunu götürür. Allah muhafaza eylesin. İlba hak. Hak fermanı getirmedikçe toprak sırrını nice açığa vurur. Bahar geldiğinde Cenab-ı Hak ferman eder. Bütün çiçeklere, böceklere açın. Fermanın sahibi odur. Biz bunu ayniyet içerisinde bahar geldi, çiçekler açtı deriz. Kendi kendini açtı zannederiz. Varlığın fermanı Allah'a aittir. Varlıkta her zerre Allah'ın kudret ve kuvveti neticesinde çalışır. Ve çalışan Allah'ın fiilleridir, sıfatlarıdır. La faili illallah. Allah'tan başka fail olan yoktur. O zaman o çiçekler, böcekler, o bahar, neşü neva bulması Cenab-ı Hakk'ın fermanıydı. Bu bütün bu varlığın süslenmesi, bu varlığın rengarenk olması, bu varlığın cuşu huruş içerisinde gelinlik kız misali sürünler gibi dolanması Cenab-ı Hakk'ın fermanıyladır. Varlığın ışıl ışıl olması Allah'ın fermanıdır. Yoksa varlığın kendinden bir şey değildir. Bu alem kendi kendine olmaz. Bu alem karanlıktan ibarettir, bir hayalden ibarettir, bir gölgeden ibarettir. Onun işlenebilir hale getiren, onu çalışır hale getiren, onu cezbettiren, cazip hale getiren Allah'tır. Cenab-ı Hak onun sıfatlarıyla onu cazip hale getirir. Varlık dediğiniz şey gölgeden, hayalden ibarettir. Hepimiz de aslında bir noktada ondan ibaretiz. Bu noktada bize güzelliğimize güzellik katan, yakışıklılığımıza yakışıklılık katan, cezbeden noktaya bizi getiren Allah'tır. O istediğini aziz eder, istediğini zelil eder. İstediğini arşalada seyran ettirir. İstediğini eser-i safilin içerisinde süründür. Süründür. Onun aziz ettiğini zelil edecek olan hiç kimse yoktur. Onun zelil ettiğinde aziz edecek olan da hiç kimse yoktur. O zaman bu varlığın süsü, bu varlığın derecatı, Cebrail aleyhisselamın derecesi Allah'a aittir. Cebrail'in çalışmasıyla alakalı değil mi? Cebrail aleyhisselam meleklerin, yaratılmış olan meleklerin zirvesine oturduysa sair gayretiyle değil, ya Allah'ın fermanıyla oturdu. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri varlığın başlangıcıysa Allah'ın fermanıyla varlığın başlangıcı. Peygamberlerin ilki ve sonuncusuysa bu da Allah'ın bu noktada fermanıyla peygamberlerin ilki ve sonuncusu oldu. Hiç ki bu varlıkta kafasına göre bir şey yok. Yok. Ferman eden Allah, Allah bizi iyi eylesin inşallah. O öyle bir cömert ve vericidir ki bu haberleri, bu eminliği ve bu doğruluğu bir cemada kuru yeryüzüne vermiştir. Ve bu eminliği
Bu eminliği, bu doğruluğu Cenab-ı Hak bu varlık alemine kendisi cömert olduğundan vermiştir. Allah cud ehlidir. Cud ehli demek istemeden vermek demek. Bu varlığın üzerine sergilemiş olduğu bütün güzellikler, varlığın üzerinde tecelli eden bütün sıfatlar Allah'ın cömertliği ile alakalı. Ve sizin üzerinde hayırdan, hayır noktasında her ne var ise Allah'ın cömertliğidir. Çünkü üzerinizdeki hayrı, iyiliği, güzelliği, doğruluğu, eminliği Allah'tan bilir. Allah'tır onu bu noktada size bahşeden. Size bahşeden. Çünkü iyilikler Rabbinizdendir. Kötülükler ise nefsinizdendir. O zaman iyilikler Rabbimizdense bu iyiliği bize bahşeden Allah'tır. Ve bunu bize lütfeden Allah'tır. Ve bütün bu kupkuru varlığa, kupkuru, bu cansız varlığa can veren, bu cansız varlığı neşelendiren, bu cansız varlığı renklendiren, hareketlendiren, ona can veren, ona ruh veren, ona nur veren Cenab-ı Hakk'ın ta kendisidir. Fazıl ve ihsanı kuru toprağı haberdar eder. Kahır ve celali de akıllı insanları kör eyler. Canda, gönülde o coşmaya takat yoktur. Kime söyleyeyim, cihanda bir tek kulak yoktur. Cenab-ı Hak fazıl, yani fazilet sahibidir. Aynı zamanda da bu fazileti ihsan eder, cömerttir. Aynı zamanda kimisi vardır ki Allah ona bir mal vermiştir, o cömert değildir. O fazilet sahibi değildir. Allah bir kimseye bir nimet verdiyse, o nimeti paylaşıyorsa fazilet sahibidir. O nimete hamd ediyorsa ve hani ayet-i kerimede onlar verdiğimiz rızkın fazlasını tasadduk ederler, verdiğimiz nimetlerin fazlasını tasadduk ederler diye ayet-i kerime var. Ve verilen nimetleri tasadduk edenler, onlar bu noktada Cenab-ı Hakk'ın ihsanını saçanlardır. Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremini yine Allah'ın kullarına saçanlardır. İşte onlar yeryüzünün hayırlılarıdır. Bu noktada da Cenab-ı Hak fazlıyla, ikramıyla, ihsanıyla toprağı da coşturur. Siz bir tane tohum diken bire 700 alırsınız. Siz bir iyilik yapar, Cenab-ı Hak fazlıyla, keremiyle coşar. Size bire 700 verir. Varlık alemine Cenab-ı Hak bire 700 verir. Varlık öylesine coşar ki denizlere bakın. Sayısız nimetler vardır. Dağlara, taşlara, ovalara bakın. Sayısız nimetler vardır. Kendi üzerinize bakın. Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetleri vardır. O yüzden hani Rahman suresinde Cenab-ı Hak der ya, Rabbinizin hangi nimetlerini sayabilirsiniz? Burada bir belagat var. Yani saymaya kalksanız siz Rabbinizin nimetlerini sayamazsınız. Ya siz ancak gözünüzün gördüğü, kulağınızın duyduğu, elinizin dokunduklarını sayabilirsiniz. Siz her gün karaciğerinizdeki hücrelerin, karaciğerinizin ne kadar iş yaptığının farkında değilsinizdir. Siz böbreklerin ne kadar iş yaptığının farkında değilsinizdir. Siz dalağınızın, yüreğinizin, sizin iç organlarınızın ne iş yaptığının farkında değilsinizdir. Güneşin ne yaptığını, dünyanın ne yaptığını, mahlukatın ne yaptığını, diğer gezegenlerin ne yaptığını, insanoğlu için nasıl nimetler ürettiğini, nasıl nimetlere sebep olduğunu biz idrak edemeyiz. O yüzden toptan Cenab-ı Hak bize kolaylık yapar. Der ki Rabbinizin hangi nimetini sayabilirsiniz? İşte o Cenab-ı Hak ne yapar? Bütün fazlını, ikramını, ihsanını bütün varlık alemine döker. Şöyle kapatacak mısın? Yaşlanınca böyle oluyor işte. İhtiyar ihtiyar. İşte kupkuru toprak dahi Cenab-ı Hakk'ın yağmuruyla, Cenab-ı Hakk'ın nimetiyle içinde bin bir tane kutu böceği besler.
Bir bakmışsınız ki hiçbir şey ekmediğiniz halde her taraf yeşillenmiş. Bir bakmışsınız ki her taraf leşüneva olmuş. Cenab-ı Hak ona fazlından, ikramından veriyor. Sanki siz otları ektiniz, diktiniz, ağaçları ektiniz, diktiniz, bütün çamları ektiniz, diktiniz, bütün dünya üzerindeki bütün ormanlıkları, bütün hayvanatı siz yaptınız sanki. Bu Cenab-ı Hak'ın fermanıyla haberdar olmasından. Kahır ve celali de akıllı insanları kör eyle. Bunda iki tane mecaz, iki mesele alacağız. Bir, insanlar kendilerince akıllarını ilahlaştırırlarsa kör olurlar. Doğruyu göremezler. Aklı ilahlaşan kimse ferasetini kaybeder. Aklı ilahlaşan kimse imanını kaybeder. Aklı ilahlaşan kimse edebini kaybeder. Kendini akıllı gören, akıllı zanneder ve her şeyi aklınla hükmedip, aklıyla çekip çevirmeye çalışan kimseler batarlar. Diyeceksiniz ki akla mı itiraz ediyoruz? Hayır. Bizim buradaki derdimiz pozitif akıl. İmanla yoğrulmuş akıl. İstediğimiz bu. Eğer akıl imanla, Kur'an'la, sünnetle yoğrulduysa harika. Harika. Tadından yenmez. O işte o akıl sahipleri dediği Kur'an'daki akıl sahipleri bunlar. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Feraset ehlidir. Feraset ehli. Onun aklı feraset oldu. Onun aklı ne zaman necaset oldu? Aklını ilahlaştırdığında aklı necaset oldu. Aklını Kur'an ve sünnetle yoğurdu, aklı feraset oldu. Aklını Kur'an ve sünnetin dışına çıkardı, ilahlaştırdı, aklı necaset oldu. Necaset oldu. Şehvete uydu, haramla iştigal etti, necaset oldu. Haramlara daldı, aklı necaset oldu o kimsenin. İşte aklın bir körlüğü vardır. Kur'an ve sünnetin dışına taştığında kör olur. O Allah'ın hakikatini göremez. Burada o kimsenin üzerinde tecelli eden Allah'ın Kahhar ismi şerefidir. Bakın. Kahhar ismi şerefi. Ama bir de nedir? Allah'ın Celal ismi şerefi var. Bu da akıl, ferasetle pozitif olunca feraset sahibi oldu. Ve Cenab-ı Hakk'ın celaliyetini görünce o da o parlak nura bakamadı, o da kör oldu. Güneşe yaklaşsanız güneşe bakabilir misiniz? Burada çok büyük bir ışık olsa, bir projektör olsa, projektöre bakabilir misiniz? Bakamazsınız, kör olursunuz. Aslında kör değilsiniz. Geçici bir şekilde kör oldunuz. Işığa bakınca hiçbir şey göremediniz. Hiçbir şey. Hazreti Muhammed Mustafa'nın nuraniyeti ve ruhaniyeti böyledir. Gerçek manada tecelli ederse hiçbir şey göremez o kimse. Hiçbir şey göremez. Bu da nedir? Cenab-ı Hakk'ın El Celal ismi şerefidir. O El Celal ismiyle tecelli ettiğinde kör olur o kimse. Ne yaptı Musa aleyhisselam? Dedi ki ya Rabbi ben seni göremez miyim? O da dedi ki şuraya dağ, göremezsin demedi. Şu dağa dedi tecelli edeceğim. Ona dayanabilirsen dedi. Ona dayanabilirsen. Sufiler şuna inanırlar. Cenab-ı Hak o dağa Celal ismiyle tecelli etti. Celal ismiyle tecelli edince Musa aleyhisselam dayanamadı. Hayır verdi. Eğer El-Cemil ismiyle tecelli etseydi Musa aleyhisselam dayanamadı.
El-Rauf ismiyle tecelli etseydi dayanırdı. Ama El-Celal ismiyle tecelli edince Musa aleyhisselam gütte gitti. İşte sufilerin üzerinde de Celal ismi şerefi tecelli ettiğinde sufinin aklı gider. Aklı kör olur. Göremez. Bir kimse şiddet bir sevgiyle severse, hani bazıları zayıf hadis der ya, aşığın gözü kör, kulağı sağır olur der. Aşığın gözü kör, kulağı sağırdır. Aşık sevdiğini hep düşündüğünden ve her yerde sevdiğini gördüğünden sevdiğinin haricindeki her şeye kördür. Görmez. Bir tek maşukunu gör. Bu fena halidir. Bu hal geçer. Burası baki değildir, makam değildir. Kalıcı değildir bu hal. Aşık her gördüğü yerde, baktığı yerde maşukunu gör. Bize üstadımız Allah rahmet eylesin öyle derdi. Baktığın yerde üstadını görmedikçe kemalat yolun açılmaz derdi. Öylesine üstadı seveceksin ki baktığın yerde onu göreceksin. Bu görmekle kalmaz. Dervişlerin yıkıldığı yerdir. Ona benzemeye başlar. Baktığı yerde artık kendini görmez. Baktığı yerde kendisini üstadın suretinde her yerde görür. Bunların hepsi de hayırdır seyri sülükte. Ondan sonra üstadı ona esma verir, rabıta verir ona. Rabıta burada geçerlidir. Artık o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de faal olmaya başlar. Oraya doğru yol alır. Aşık, maşukunu her dem görmeli. Aşık, maşukunu her dem görmüyorsa aşıklığını sorgulamaz. Demeli ki ben gerçekten aşık değilim daha. Ya muhabbet besliyorum ya da talibim daha. Muhabbet besleyeceğim, seveceğim, sonra aşık olacağım. İşte aşığın üzerinde Celal ismi şerifi tecelli ederse aşık kör olur. Görmez. Hiçbir şey görmez. Ve maşuğundan başka bir şey de görmez. Onun dilinde maşuğu vardır, gözünde maşuğu vardır, elinde, ayağında, yürüdüğünde, baktığında, ettiğinde, yediğinde, içtiğinde, her yerde maşuğu vardır. Neyi seviyorsa. İşte o da Celal ismi şerif onun üzerinde tecelli ettiğinden o da kör olur. Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri enteresan burada bir zıt kutupları birleştirmiş. Diyor ki, kahır ve celali akıllı insanları kör eder. Kahır ve celali. Kahrı münafıklara, mürtetlere, kafirlere. Celali müminlere. Onlar da kör olur. Kime söyleyeyim? Canda, gönülde o coşmaya takat yoktur. Bizim canlarımızda, bizim gönlümüzde coşmaya takatımız yok. Bunu anlamaya, bunu idrak etmeye, o Celal ismi şerifinin tecelliyatına dayanmaya takatımız yok. Ancak Cenab-ı Hak fazlından, ikramından, lütfundan ihsan ederse bize, ancak katından merhamet ederse, ancak bizi hıfz-ı muhafazasını alır, emanını alırsa, onun celaliyetine ancak o zaman dayanır. Yoksa onun celaliyetine mümin olarak dayanmak mümkün değil. Kürt'te gittiğimizi görürsünüz. Kürt'te. Ya o bize lütfeder, ikram eder, ihsan eder, katından merhamet eder, yüreğimizi tabiri caizse elinin arasına alır, onu korur, muhafaza eder, celalinden yanıp yıkılmasın, kavrulup yok olmasın der, korur. Ve celalini, celaliyetini damla damla, alıştıra alıştıra, göstere göstere,
yumuşak yumuşak, tatlı tatlı bizim manevi alemimize akıtır ve öyle bizi bu noktada hidayetimize sebep olur, bize hidayet eder. Eğer öbür türlü yapmış olsa buna can dayanması, buna takat getirmek mümkün değildir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sertçe tırnağının ucunu gerçek nuraniyetinde görmeye hiç kimsenin takatı yetmez. Hiç kimsenin. Ne yapar Cenab-ı Hak? Fazlından, ikramından kerem eder bize. Yumuşak yumuşak, alıştıra alıştıra gösterir. Ve kime söyleyeyim? Cihanda bir tek kulak yok. Dertleşecek hiç kimsesi yoktur. Anlatacak hiç kimsesi yoktur Hazreti Mevla'nın. Bunları anlayacak, bunları idrak edecek bir dildaşı yoktur. Hani diyor ya, dildaşından ayrı kalan. 18 beytin başlangıcına gittik ya. Dildaşsız, onu anlayacak, onu idrak edecek, onunla hemhal edecek bir kimse yok. Kim vardı? Üstadı vardı. Kimdi? Şemseddin Tebrizi. O da gidince dildaşsız kaldı. Artık onun dilinden anlayacak olan yok. O yüzden diyor ki, bana öyle bir kulak gerek ki, benim derdimi, benim bu noktadaki iştiyakımı, benim bu noktadaki içimdekini bilsin, anlasın, katlansın, dayanabilsin. Nerede bir kulak varsa onun yüzünden göz oldu. Nerede bir kulak varsa Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı kereminden kulak da göz oldu. Kulağın göz olması ne? Mecaz. Kulak duymakla ne yaptı? Gözün işlevini yerine getirdi. Kulak göz, göz kulak olur. Kulak göz, göz kulak olur. Yer değiştirir. Ve bir bakarsın kim o kimse gözüyle duyar. Bazen kulağıyla görür. Bir kimsenin konuşma stili, şivesi, işvesi göz olur. Görmüyordur o kimse ama onun sesinin namesinden görür. Nerede bir taş varsa onun lütfuyla yeşil taşına döndü. Cenab-ı Hak böyle nazar edince ne yaptı? Göz kulak, kulak göz oldu. Cenab-ı Hak ona nazar edince, lütfedince, fazlını keremini saçınca taşlar ne oldu? Yeşil taşı oldu. Yeşil taşı kıymetli. Bir rivayette derler ya cennet taşı diye. Yeşil taşı cennet taşı derler. Kıymetli taş. O zaman Cenab-ı Hak bir nazar ederse taş ince olur. Bir nazar ederse beğenmediğiniz taş pırlanta olur. Aslında hepsi de taştır. Özünde hepsi de taştır. Pırlanta da, elmas da, inci de taştır. Akik de taştır, yeşil de taştır, mermer de taştır. Ama Cenab-ı Hak öyle bir nazar etmiştir ki taş elmas olmuştur. Taş pırlanta olmuştur. Kıymete binmiştir. Altın da taştır. Cenab-ı Hak öyle nazar etmiştir ki kıymetli bir maden sınıfına geçmiştir. İşte aslında özünde taştı. Bu aleme baktığınızda alem de taş gibidir. Ama Cenab-ı Mevla ona nazar edince içinden bir sürü kıymetli taşlar çıkar. Hani Hazreti Ömer Efendimiz Hacer-ül Esvet'e durur istilam eder. Bismillahirrahmanirrahim der. Bir de konuşur onunla. Der ki biliyorum sen kara bir taşsın. Bir taşsın. Ama diyor seni Muhammed Mustafa öptü. Sana hürmet etti. Sana istilam etti. O yüzden sen kıymetlendin. O yüzden sen değerlendin. Senin aslında bir değerin yoktu. Senin hiçbir kıymetin de yoktu. Senin hiçbir kıymeti harbiyen olmadığı halde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sana hürmet edince sen kıymetlendin. Hani o hutbeye çıkardığı bir hurma kütüğü vardı. Hurma kütüğüydü.
bildiğiniz hurma kütüydü. Ama onun üstünde Muhammed Mustafa'nın ayağı var. Ona ayak bastı. Ona ayak basınca kıymetlendi bak. Cennetlik oldu. Ona ayak basınca cennetlik oldu. İt, kelp, hayvan. Ama o mağara ashabının önünde durunca, ashab-ı keyfin önünde kıymetlendi. Cennetlik oldu. Dünyadan cennete girecek olan tek hayvan var. Kim? Ashab-ı keyfin kelbi. Cennete gidecek. Cennette göreceğiniz ashab-ı keyfin kelbini. Demek ki öyle bir lütfa, öyle bir ikrama, öyle bir ihsana duçar olursa insan, o alelade taş iken inci tanesi olur. Alelade taş iken o kerem sahibi, ona kerem ettiyse o boyuna takılan gerdanlık olur. Öylesini sevin ki size öylesi değsin, dokunsun ki bak öylesini sevin. Öylesi size dokunsun ki siz kara taş iken mücevher olun. Öylesine. Öylesine bir dokunuş olsun ki öylesine bir dokunuş olsun. Siz elmas olun. Elmas olun. Onu yapacak olan kim? Allah. Allah. Ne yaptı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini kıymetlendirdi, değerlendirdi onu. O değerlenince onun dokunduğu her şey değerli oldu. Onun dokunduğu her şey kıymetli oldu. Bakın onun dokunduğu her şey ne oldu? Kıymetli oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Cuma'ya hızla giderken böyle yüksek yüksek ev yoktu. Milletin boyu seviyesindeydi. Sarını böyle bir saçak dokununca o saçağı ümmet dedi buradan gelip geçerken eziyet çekiyor. Saçağı indirirdi aşağı. Cuma'ya çıktı hutbeye dedi ki o saçağı kim koydu ki dedi insanların gelip geçeceği yere eziyet ediyor. Bugün dedi geç kalmama sebep oldu deyince hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin amcası Abbas ayağa kalktı. Dedi ey emrel mümini o saçağı dedi kendi elleriyle Muhammed Mustafa koymuştu. Bir eyvah bir ah çıktı Hazreti Ömer Efendimiz'den. Sanki gök yarıldı. Koşa koşa gitti cumadan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri nasıl saçağı yaptıysa öyle saçağı yerli yerine koydu. Öyle koydu yerli yerine. Demek ki kıymetlinin dokunduğu da kıymetlendi. Allah birini kıymetlendirdi. Onun dokunduğu her şey ne yaptı? Kıymetlendi. Siz hayırlı bir ümmetsiniz. Ayet-i Kerime. Neden? Biz çünkü Muhammed Mustafa ümmetiyiz. Özelliğimiz var. Ayrıcalığımız var. Ayrıcalığımız var. Kimden? Diğer ümmetlerden. Ayrıcalıklıyız. Sebebimiz de Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellemler. İşte o bir taş da olsa Cenab-ı Hak ona lütfederse o yeşim olur, zebercet olur, cennet taşı olur, mücevher olur, elmas olur. Kimyayı meydana getiren odur. Bütün kimyagerler toplansalar onun kimyasının sonunu getiremezler. Kimyanın nasıl sahibi odur? Kimyagerler ne oluyor? Hiçbir şey yaratmasaydı kimyagerler ne yapabilirdi? Her şeyi yaratan o, lütfeden o. O zaman kimyayı meydana getiren, kimyayı asıl yaratan o. Varlığın içerisinde matematiği koyan o, varlığın içerisinde kimyanın en ince ayrıntılarını sunan o. Kimya ne oluyor ki? Bakın kimyayı da attı Hazreti Mevlana.
Önce bize ne yaptı? Kimyayı gösterdi. Şimdi kimyayı da attı. Kimya ne oluyor ki? Mucize bağışlayıcıdır. Kimya ne ki? O matematiğin üstünde matematiği vardı. O mucize bağışlar. Hangi kimya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ellerinden su akıtabilir? Hangi kimya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin eliyle ayı ikiye bölebilir? Hangi kimya kırık bir kolu sıvazlarda, kırık bir ayağı sıvazlarda anında tamir ve tadilat olup şifa bulur? Hangi kimya gözüne ok gelen sahabenin eli gözünde gelir de gözünü tükürüğüyle sıvazlayıp yerine yerleştirir ve sahabe de yaşlanınca der ki vallahi bu gözüm kör oldu şimdi bu sapasağlam ilk günkü gibi der. Buna kimya dayanır mı? Dayanmaz. Ya o bütün kimyaların üzerinden mucize gösterir peygamberlerin üzerinden. O bütün kimya ve matematiklerin üzerinden velilerin üzerinden kerametler bahşeder. Ona hiçbir kimya dayanmaz ki. Ona hiçbir matematik dayanmaz ki. Cenab-ı Hak matematiğin üzerine matematik koyar. Cenab-ı Hak kimyanın üzerine kimya koyar. O ol dediği zaman olur, hesapsız kitapsız olur. Hesapsız kitapsız. Biz hesap kitap ederiz bu oyunu. Onun hesabı kitabı hazırdır. Ol dediğinde olur. Simyada ne oluyor ki? Simyacılara da vurdu. Simya ne? Aslında böyle hayali bir şeydir simya. Normalde gerçeği farklı bir şekilde göstermektir. Simya budur. Aslında taştır, altın görürsün sen bunu. Simya ile yaparlar bunu. Simyacılık meşhurdur. Şimdi Batı bunun üzerinde çok uğraşıyor. Batı simyacılığı yeniden uğraşıyor, yeniden meydana çıkarmak istiyor ki taşı altın edecekler. Taşı elmas edecekler. Böylece dünya piyasasına sürecekler. Herkes elmas zannedecek onu. Herkes onu altın zannedecek. Bu kağıdın günü bitecek. Kağıdın günü bitecek. Herkesin, bütün devletlerin, bütün ticarethanelerin, bütün büyük şirketlerin elinde kağıt, 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 kağıt dolu. Kağıt dolu. Beyazından renklisine kadar. Devletlerin elinde beyaz kağıtlar var. Milletin elinde ne var? Renkli kağıtlar var. Kağıtla kandırıyoruz biz. Simya bu. Asıl simya bu. Veriyorlar devletlerin elinde beyaz kağıdı. Türkiye'nin kaç parası var? 135 milyar doları. Nerede para? Beyaz kağıtta. Nerede? İnternetin üzerinde dönüyor. Senin kasanda değil. Senin kasanda değil. Zaten sen kendin de kafana göre harcayamıyorsun onu zaten. 135 milyon dolar kraliçeye para olarak kredi verildi. Türkiye'den sadece. Bunun ne kadar altında bilmiyoruz. İşte 70 milyar dolar mı diyorlar, işte 60 milyar dolar mı altın rezervi var diyorlar. Geri kalan kağıtta dolaşıyor diyorlar. Altının ne kadar varsa Merkez Bankası'nda, tam Merkez Bankası'nın yüzde kaçı senin, o da önemli. Ya Merkez Bankası ama yüzde kaçı senin? O da önemli. En son herhalde %15'e kadar düşürmüşlerdi. %15 zannediyorum yabancı sermaye vardı. Onu da açıklayamadılar ha. %15 sermaye kimin, açıklayamadılar. Meclise gönderdiler. %15 Merkez Bankası'nın sermayesi kimin diye açıklanmadı. Kraliçenin de büyük gücü. Büyük bir İhtimal kraliçe. Yani kraliçe dedim, İngiliz kraliçesi. He? Büyük bir ihtimal onundur. Başka bir kimsenin değil. O yüzden faizlerden alıyor kraliçede alacağını.
Tabii özel bir anlaşma varsa yüzde kaçını alıyordu faizlerin karı, onu da bilmiyoruz. Yani onun ana sermayesi %15'tir ama karının yüzde kaçını alıyor, %50'sini mi alıyor bilmiyoruz. Dünya üzerinde pasaportsuz istediği ülkeye gidebilen tek kimsedir kraliçe. Herkese pasaport sorarsınız. İstediği yerin cumhurbaşkanı ol, başbakan ol. Bir tek kraliçeye soramaz kimse. Pasaportun ilk çıkışı tapınakta yerine gider. Pasaportun temelinde tapınak şov edilmeli vardır. Bankacının temelinde tapınak şov edilmeli vardır. Merkez bankalarının temelinde tapınak şov edilmeli vardır. Arada bunu da bir parantez açayım. Parantez kapatayım. Simyada ne oluyor ki? Simyacıları da arttı. Onlar ne yapıyorlar? Göz bağlıyorlar. Onlar normalde olmayanı var gibi görüyorsun. Varı yok gibi görüyorsun. Rengini farklı gösteriyorsun. Ne diyor o? Simyacı. Dünya üzerinde simya hakim şu anda. Sen cebinde para var görüyorsun. Yok aslında. Sen o parayı senin zannediyorsun. Değil aslında. Değil. Değil. Bu alem simya. Simyanın içerisinde simya. Simyacılar var. Uluslararası simyacılar. Bu alem de simyacıların içinde simya zaten. Simya, simya içinde. O yüzden cebinizdeki pasaportlar dahi kraliçenin pasaportu. Evet. Obama da dolaşırken kraliçenin pasaportuyla dolaşıyor. Bizim cumhurbaşkanımız da öyle. Rusya cumhurbaşkanı da öyle. Bu uluslararası bir şey. Benim bu övüşüm, hani Hazreti Mevlana burada şatahat yaptı. Kimya yaratan da o. Kimya ne oluyor dedi. Mucize bağışlayıcıdır o dedi. Simya da ne oluyor dedi. O mucize bağışlar. Benim bu övüşüm övmeyi terk etmenin ta kendisidir. Benim bu övüşüm var ya, yetmez, mümkün değil. Benim bu övüşüm övmeyi terk etmektir. Çok zayıf, çok basittir bu övme. Biz onu nasıl övsek, biz onu nasıl ansak mümkün değildir. Hani Musa aleyhisselam demiş ya, Ya Rabbi sana nasıl hamd edeyim ki demiş. Sana nasıl hamd edeyim? Neyle hamd edeyim? Cenab-ı Hak demiş ya, Ya Musa bunu anladıysan işte ben seni hamd etmiş olarak kabul ettim. Onu nasıl övelim ki o bütün övünmelerin üstünde? Onu nasıl methedelim ki? Methettiğimiz her ne var ise onun üzerinde bir eksiklik, noksanlıktır bizim övüşümüz. Çünkü o bizim övüşümüze de benzemez. Bizim methetmemiz de benzemez. Biz neyle methedersek methedelim. Çünkü bu övüş varlık delilidir. Bizim bu övüşümüz varlık delilidir. Hani bu Cenab-ı Hak bir şeyi var etti. Bu övüşümüzle biz onun varlıktaki tecelliyatını görüyoruz. Bu onun delili. Müthiş. Varlık ise
hatadır. Hazreti Mevlana varlığı aldı, hatanın üzerine koydu. Varlığı gerçek bir varlık olarak ne yaptı? Görmedi. Onun varlığına karşı yok olmak gerektir. Allah var ise onun karşısında bir şeyi var etmek, var görmek mümkün değil. Hani yine Mesnevi'nin başına döneceğiz. Ne demişti? Sen bu alemi hayal üzerinde görür gör. O zaman ne diyor? Onun varlığına karşı yok olmak gerektir. Sakın onun karşısında benliğe düşme, ben deme. Sakın kendini yücelerde gösterme. Sakın onun karşısında kendine kıymet verme. Sakın, sakın ben deme. Ne yaptı şeytan? Dedi ki, benim yaratılışım onun yaratılışından üstündür. Kovulanlardan mı oldu? Sakın onun önünde kendini bir fasulye gibi nimetten sayma. Bu varlık, onun huzurunda varlık nedir? Manasız bir şeyden ibarettir. Varlık onun huzurunda neymiş? Manasız bir şeyden ibaretmiş. Varlık kör olmasaydı müthiş. Bütün varlığı ne yaptı? Kör etti. Varlık kör olmasaydı ondan erirdi, güneşin hararetini tanır, anlardı. Varlık kör olmasaydı Cenab-ı Hakk'ın varlığının önünde hiçbir kıymeti harbiyesi kalmaz, erir giderdi. Varlık kör olunca onun gerçek nurunu, gerçek celaliyetini göremedi. Göremediğinden dolayı ne yaptı? Varlık kendince varmış gibi göründü. Bu zahiri vücudun Allah'ın varlığıyla var olduğunu bilmemesi körlüğüne delildir. Bu vücut zahire tecelli eden bu komple vücut Allah'ın var olduğuna, onun varlığına delil. Ve aynı zamanda da bu onun varlığıyla var olduğunu bilmemesi de onun körlüğünü gösteriyor. Allah bizi bu noktada hidayete erenlerden eylesin inşallah. Hakkımızı helal edin. İnşallah önümüzdeki ay Allah izin verirse yine şeye dönecek. Padişah vezir hikayesinin sonuna dönecek. Çünkü vezirin bu hilede ziyana uğraması diye inşallah önümüzdeki haftada buradan devam edeceğiz inşallah. Şimdi sorularımıza başlayacağız. Allah izin verirse. Saat 10:20 geçiyor. El-Fatiha diyelim mi? Amin. Arabası olan, otobüsü olan, minibüsü olan, yola gidecek olan, işi olacak olan rahat bir şekilde gidebilsin. Ben bu sene okullar başlayınca okulu bıraktım. 3 ay sonra dirişimi kestim. Fakat bu 3 ay içerisinde bursum yatmaya devam etti. Ama okula hiç gitmemiştim. Şimdi bu para bankada bu parayı kullanmamda sıkıntı olur mu? Yani o parayı normalde senden alacaklar tekrar. Şimdi kullansam da. Ama bu prosedürü bilmediğinden net olarak bir şey diyemeyeceğim. Para geri mi gidiyor? Orada kalıyor mu? Bunu bilmiyorum. Bunu bilmediğimden dolayı. Orada kalıyorsa bankada kalır. Bankada kalmaması için al. Ama yok. Kredi Yurtlar Kurumu'na tekrar geri gidiyorsa o para bir müddet sonra
O zaman ayrı. Ama yok, bankada kalıyorsa, biliyorsunuz belli bir zamandan sonra bankalar onu kendilerine irat kaydediyorlar. Böylece banka senin üzerinden kâr etmesin. Onlar zaten Türkiye'de en fazla kâr eden işletmeler bankalar. Yabancılar o yüzden harıl harıl geliyorlar buraya. Buradan habire banka satın alıyorlar. Buradan banka satın alaraktan ütüyorlar bizi. Bu tabi yabancılar böyle banka gelip alınca Merkez Bankası da onlar burada kâr etsinler diye faizleri yüksek tutuyor. Pek ekonomiden anlamayız ama işimiz de değil. Ama kâr etmemiş olsalar bankalar bu kadar yabancı banka gelir buradan büyük paralarla banka satın alırlar mı? Zorlu grubu Deniz Bank'ı aldı. Çok müthiş kârla yabancı bir bankaya satıldı. Bunun gibi. Yani zannediyorum garantiyi de sattılar galiba değil mi? Efendim? Yeni satıldı. Bunun gibi. Türkiye'de çünkü normalde bankacılık sektörü dünya üzerine hemen hemen denilebilir ki en fazla faiz olan ülkelerden birisiyiz. Kaldı ki düşünün. Türkiye'de %80'ler, %100'ler, %120 faizlerden geri geldi. Düşünün, ülkeyi ne hale getirmişler. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl soyup sabana çevirmişler? Simya diyor ya. Simya. Ver beyaz kağıdı, al altını. Beyaz kağıt. Kağıt hepsinden. Kağıt, kağıt. Dünya üzerinde dolaşan dolar kağıt. Dünya üzerinde dolaşan euro kağıttan ibaret. Karşılığı yok. Önce doları veriyor sana. Sende odalar dolusu dolar oluyor. Balleler gibi. Bildiğiniz balleler var ya, tütün balleleri biliyor musunuz onları? Onun gibi desterlerle dolar oluyor sende. Ondan sonra diyor ki, sen ticaret yapman gerekiyorsa bir hesap aç. Rahat ihracat, ithalat yap. Şu kadar dolar rezervi açacaksın, paran dünya üzerinde dolaşsın diye. Sen götürüyorsun, işte Amerikan Merkez Bankası'na şu kadar, İngiltere Merkez Bankası'na şu kadar, Avrupa Merkez Bankası'na bu kadar bir para yatırıyorsun. İşte Amerikan Merkez Bankası'nın 35 milyon dolar, yok bilmem nereye 20 milyon dolar, bilmem nereye 15 milyon dolar. Senin ihracatın, ithalatın rahat olsun. Yani sen yatırmışsın parayı devlet olarak, orada duruyor teminatta. Teminatta duruyor. Simya. Bu para senin. Nereden? Madenini sattın. Bir şeyi ne yaptın? İhracat ettin dışarı. Neyle sana dolar gelir? İhracat yaparak. Sen muhakkak bir şey sattın dışarı. Ya emeğini sattın, ya madenini sattın. Neyle aldın? Karşılığında altın vermedi sana. Ne verdi sana? Kağıt verdi. Ne aldı senden? Örneğin, demiri aldı senden, karşılığında kağıt verdi. Demir gitti senden. Demir senden gitti. Karşılığında ne verdi? Kağıt verdi. Demir aldı, kağıt verdi, demir aldı, kağıt verdi, demir aldı, kağıt verdi. Ondan sonra dedi ki, sende bu kağıtlar çoğaldı. Sen bu kadar kağıdı biriktirmek için hamallık da yapma, depolarını tutma. Sen şu yeşil kağıtları ver bana, ben sana bir tane beyaz kağıt vereyim. Yeşil.
yeşil kağıtları aldı. Amerikan Merkez Bankası da değil. Amerika maliye var ya, maliyesi sana bir tane beyaz kağıt verdi. Ne? Ne bu? Devlet bonosu. Beyaz kağıt. Sen de aldın, kasana koydun. İstersen tütsüden sonra. Bunun çok kısa, abi yani herkesin anlayacağı nokta bu. Bu kadar. Öyle olunca bütün bizdeki bankaların hemen hemen hepsinde yabancılar almak için canla uğraşıyorlar. Cebinde kredi kartı olmayan kaç kişi var? Utanmayın. Kredi kartının olmaması utanç vesilesi değil, övünç meselesi. Evet, görüyor musunuz? 15 kişi falan yok. Herkesin cebinde kredi kartı var. Bu ne demek biliyor musunuz? Hepiniz de faiz ödüyorsunuz. Ödemeyenler hazır müşteri, ödeyecekler. Ödemiyor ya böyle o. O zannediyor ki ben ödemeyeceğim. Ödeyeceğim. Senden alacak bir gün onu. Ne yaptın sen? Şimdi artık senin eline kağıt da vermiyor. Seninkidi seni diyor. Sen kalkıyorsun, kağıdı biriktiriyorsun diyor. Kağıdı biriktirince zarar ettiriyorsun bana diyor. Kağıt da olmayacak diyor. Ben sana bir tane plastik vereceğim. Sen plastikle diyor, eğlencen, oynayacaksın. Bir de hava atacaksın herkese, para taşımıyor. Bu zamanda para mı taşıdı? Evet. Öyle bu zamanda altın mı taşınır kağıt para varken diye aldattılar bizi. Önceden neydi paramız? Altından. Sevmedikleri Osmanlı'nın para birimi altından. Nefret ettikleri, neden yıktılar? Altın para birimini kullanıyor diye. Şimdi neden Türkiye'nin başına çorba bölmeye çalışıyorlar? Türkiye ile Rusya anlaşma yaptı. Dediler ki birbirlerimizin parasıyla biz ticaret yapalım. Bu ne demek? Rusya'dan gaz alacağız. Gazı aldığımız zaman biz ona kağıt vereceğiz. Bizim kağıdımız vereceğiz. Rusya'da dedi ki evet ben de sizden portakal alıyorum, elma alıyorum, domates alıyorum, biber alıyorum, sebze alıyorum. Ben de size benim kağıdımı versem. Tamam tamam. Anlaştılar ya bizimkiler şimdi. Yani bizim, aslında bunu siyasi olarak düşünmeyin. Hükümet hangisi olursa olsun ben memleketimi düşünüyorum. Bu aslında o uluslararası simyaya atılan bir gol. Ben ihtilal olacak diye bekledim. Açık konuşuyorum. Bu imzalandığında dedim ya ihtilal olur. Ya dedim 6. filo, 10. filo, hangi filo gerçekse dedim, ilk açıklarına, Akdeniz açıklarına gelir. Ne yaptılar? Libya ile Irak devlet başkanına ibret alem için ders verdiler. Onlar dediler ki, biz bu kağıdı değil, bunu kullanacağız bundan sonra. Ne dediler? Bundan sonra petrolü euro karşılığında satacağız dediler. Devletlerinin ve kendilerinin sonu oldu.
ikisinin ölümünü düşünün. O bir dersti. Bilinçli, tasarlanmış, şuurlu. Ve Libya Merkez Bankası yeniden kuruldu. Fark ettiniz mi? Irak Merkez Bankası da yeniden kuruldu. Kraliçe ortak oldu onlara. Tabi Osmanlı Devleti yıkılınca bizim de Merkez Bankası kuruldu. Ortağı kim? Kraliçe. Devleti kurdular kim? Kraliçe. İlk tanıyan kim? Kraliçe. O yüzden arada bir geliyor, kontrol ediyor avanesini. Çok mu acı geldi? Hadis-i Kudsi'de benim kullarım içinde velilerim ve sevgililerim şu kimseler ki ben alınca onlar da anılırlar ve onlar zikir edilince de ben anılırım. Onlar kimlerdir? Peygamberlerdir, salihlerdir. Sen o geçmiş peygamberlerin isimlerini an. Ayet-i Kerime. La ilahe illallah sözünü ve istiğfarı çoğaltınız. Çünkü şeytan diyor ki ben insanları günahlarla helak ettim. Onlar da beni la ilahe illallah ve istiğfarla helak ettiler. Bunu görünce o insanları hevai nefsiyle yani dünya arzu ve hayalleriyle helak ettim. Bunun farkına varamadılar. Hidayete devam ettiklerini zannederek istiğfar etmediler. Hadis-i Şerif'in son cümlesini açıklar mısın? Tövbeyi terk edenler, kendilerini günahsız görenler, kendilerini hatasız, kusursuz görenler, hatasız, kusursuz gördükleri için her gün tövbeyi terk edenler, sünnet-i Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurur ki, ben günde 70 kez, başka bir rivayette 100 kez Allah'a tövbe ederim. Bir kimse günlük tövbeyi terk ediyorsa, onu şeytan onu bu noktada alt etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri vefat eden birinin ardından onun bir hasleti vardır. Bu hasleti sebebiyle nurunun az olacağını söyler. Nedir o haslet dediklerinde? Bu kişi gündüz saim, geceleri kayın ve Allah'ı çok zikreden bir kimseydi. Fakat kış gelince de kış için kışlığını depo ederdi. Ve yaz gelince de kış için depo ederek bu hasleti mani oldu. Sizin yakininiz ve azimet sabrınız noksandır. Bu hadis-i şerif dışında bizlerin buzluklarımıza koyduğumuz yiyecekler, yazın yaptığımız salçalar, reçeller, yufkalar. Allah bize selamet versin. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretini hiç biriktirmezdi. Bu onun ince sünneti. Ertesi günde evinde yiyecek yemek değil, ekmek değil, un tanesi dahi kalmazdı. Bırakın yazlığı, kışlığı, evinde ertesi güne bir buğday tanesi kalmazdı. Kalırsa cehennemden ateş gibi görürdü onu. Cehennemden ateş gibi görürdü. O yüzden normalde bu tabii Türklerin genel kültüründe var bu. Türkler normalde işte soğuk memleketlerde yaşadıklarından Orta Asya'dan itibaren yazın bu noktada kışa hazırlık yaparlar. İşte 6 ay kar altında kalıyor. Tabii bunda coğrafyanın da etkisi var. Normalde coğrafyanın etkisinden kaynaklanıyor. Tabi bu hadis-i şerif bu noktada coğrafi olarak ele alındığında tecelliyat noktasında işte coğrafya şartları söz konusu olunca hafifletici sebepler bunlar. Mesela işte doğuda kar bir yağıyor, üç ay yağmıyor. Orada o insanlar kapılarını açıp sokağa dahi çıkamıyorlar.
Öyle olunca onlar 3 aylık yiyeceklerini, içeceklerini depolamak zorunda. Ama şehirlerde yaşayan, batıda yaşayan için sıkıntılı bir durum. Kan aldırmak orucu bozar mı? Bozmaz. Vücuttan dışarı çıkan hiçbir şey orucu bozmaz, ağız dolusundan fazla kusmak hariç. İbn-i Muhyiddin Hazretleri şeriata şeriata aykırı herhalde, değil mi? Burada ben yanlış okuyorsam soru sahibi düzeltebilir. Şeriata aykırı olan keşfine de itimat etme. Harikulade yani adetlere aykırı kerametler ancak nefsinin şehvetlerini terk etmekle olur. Yani nefsinin şehvetlerini harikulade bir şekilde herkesin normal muhalefetinden fazla olarak gayret gösterenlerde harikulade kerametler zuhur eder. Şayet nefsinin şehvetlerini terk etmekte böyle harikulade haller zuhur ederse bu hal o kimse için istidraç ve bir aldanmadır. Kerametler nefsi ve ilahi olarak farklılık mı gösteriyor? Evet. Keramet herkes gösterebilir mi? Evet. İstidraç nedir? Kur'an ve sünnetin dışında yaşayan insanların üzerinde tecelli eden harikulade hallerdir. Şimdi kerametler nefisten de kaynaklanabilir. Bir kimse kendince nefsini tezkiye etmeyi nefsinden yaparsa diyeceksiniz ki nefsi, nefisten tezkiyesi nefsinden olur mu? Evet. Ay ne oruç tutuyorlar desinler diye oruç tutmak. Bu var ya hep aç dolaşır. Desinler diye aç dolaşmak. Bunlar nefis tezkiyesinin nefsindendir. Bir üstada bağlanmaksızın nefis tezkiyesine girer o kimse. Hani bana sorarlar ya, ben içimden hep gülerim. İşte bilmem kaç yıldır ben de pekmez yemiyorum. Bir evliya menkıbelerinde vardır ya, evliyadan birisi der ki 40 yıldan beri benim nefsim pekmez ister. Ama ben yemem, pekmezi de koyarım masanın üstüne. Ama yemem 40 yıldan beri der. O da oradan okumuş ya, o da pekmezi koymuş önüne. O da pekmez masada, arkadaş pekmez yemeyerekten nefsi terbiye edecek. Kaç öğün yemek yiyorsun dedim. 3 öğün dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç 3 öğün yemedi. Sen dedim pekmez yememekten önce 2 öğün ye dedim. Bak nefsin terbiye, tezkiye. 2 öğün ye. Bir sabah ye, bir akşam ye. Bir de aç kalk dedim. Sen pekmez duruyor orada, yiyor. Evet, bir tanesi de bayandı böyle hani, şimdi bayanlara kısmam demek hakaret ya. Yani biz böyle balık etli değilim. Ama bayağı balık etli. İstanbul'da. Ondan sonra şeyde, o program yapıyorduk. Neydi o yer? Muhammed. Beyoğlu'nda. Muammer Karaca'da. Ay hocam ben ne o şey yapıyorum. Ne o? Nefis tezkiyesine girmiş. Maşallah. Ben o mübarek olsun şimdi şey yapmıyorum fazla hadi bozmayayım diye. İşte ne? O da bir şeyler bulmuş kendince yemiyor. Baktım. Maşallah benden iyi. Güldüm. Dedim hanımefendi, siz dedim sabahleyin dedim yarım dilim ekmek yiyin, akşam da yarım dilim ekmek yiyin. Dedim küçük bir dedim kase alın, küçük bir kase, bir kepçelik.
O kadar çorba için küçük dedim çocuk tabağı gibi bir tabak alın. O kadar da yemek yiyin dedim. Bırakın siz başka bir şey yapmanıza gerek yok. Helal olduğu müddetçe ne yiyorsanız yiyin dedim. Böyle baktı. Asıl nefis tezkiyesi bu dedi. Bir şey buluyorlar ya, var şimdi öyle. Ha bir de ne? Beyaz ölüm yapacak. Beyaz olan hiçbir şey yemiyor arkadaş. Un, şeker, su bu. İyi bir diyet diyorum ben. Ha, beyaz ölümü gerçekleştirecekmiş onunla. Kırmızı ölüm, kırmızı et. Kırmızı ne varsa yemeyecek. Kendilerince böyle sistemler bulmuşlar. Diyorum ki siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izinden gidin. Evet. O aç kalkardı. Az yerdi. İki öğün yerdi. İki öğün yerdi. O ben 40 yıl pekmez yemedim demedi. Bal da yedi, pekmez de yedi, süt de içti, et de yedi, yağ da yedi. Ya kardeş az ye ya, az ye. Sen nefis tezkiyesi yapacaksın mı? Evet. Yemekle mi yapacaksın? Evet. Hatta ben ona da katılmıyorum da. Diyorum ki, sen önce haramı terk et. Namaz kılmıyor, namaz, ne o nefis tezkiyesi yapacak? Namaz yok. En önemli ibadet. Namaz yok, nefsi tezkiye edecek. Allah bizi affetsin. İşte bunların üzerinde de böyle kerametvari haller zuhur eder. Ama bunlar istizraç hükmündedir. Ve nefsindendir. Allah muhafaza eylesin. Asıl keramet aranacaksa o Kur'an ve sünneti yaşamaktır. Asıl keramet hele bu zamanda. Bütün zamanlarda da böyleydi de hele bu zamanda. Sen hayatını sünnet-i Resulullah'a göre yaşıyorsan günlük hayatını şimdi vallahi en büyük keramet o şu anda. Billahi en büyük keramet o. Sünnet-i Resulullah'ı yaşamak. En büyük keramet o. Başka bir şey değil. Sizden ders almadan günlükleri çekebilir miyiz? Tabi. Bunda bir sıkıntı yok. Allah'ı zikirdir. Bizim virklerimiz de hepsi de sünnet-i Resulullah ile sabittir. O yüzden bütün herkes virklerimizi bu noktada bizim virklerimiz değil zaten de o yüzden o virkleri çekebilir. Allah muhafaza eylesin. Allah'a sığınırız. Bizim virklerimiz demekten. Cenab-ı Hak bizi affetsin inşallah. Dilimiz sürçüyor böyle. Bizim virdiğimiz yok. Virdiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin. Ama biz onu böyle muhtat hale getirip muhtat hale çektiğimizde biz böyle işte kendimizce bizim virdiğimiz olarak nitelendiriyoruz. Öyle alalım. Allah muhafaza eylesin. Kadınla erkek eşit midir? Genelde her konuda erkeğin bir sözü geçer. Hayır. Hazreti Zeynep annemiz hac yapamadılar, geri döneceklerdi. Geri dönecekleri zaman herkes ihramda sahabenin şahit kanadı diyorlar ki gidelim hac yapalım. Girelim Mekke. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de geri dönmek istiyor. Ama bir türlü böyle işte düşünceli halinde Hazreti Zeynep annemiz sordu. Ya Resulallah bu düşünce ne? Böyle böyle dedi durum bu. Dedi ki siz bilirsiniz ama siz çıkın dedi. Kurbanınızı kesin. Tıraşınız olun. İhramdan çıkın. Herkes sizi takip eder teker teker dedi. Çıktı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çadırına. Bismillahirrahmanirrahim. Kurbanını kesti. Çünkü hac, anlaşma gereğince haccını yapacaklardı. Herkes kurbanlarını yanında götürdüler. Kurbanı yanında götürmenin sünnet olmasının sebebi o kimse onları kurban satmayacak ya orada, ambargo orada. Ambargo olunca yanında Kur'an'ın sünneti, kurbanlarını yanlarında götürdüler. Tabi birden hacca gidince eskiden o kadar hayvan da yok orada. Herkes kurbanını önceden yanında götürüyordu. Kurban bulamazsa orada diye.
bu sefer kurbanını çadırından çıktı, kurbanını kesti, tıraşını oldu, ihramdan çıktı. Ondan sonra sahabeler teker 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 onu takip ettiler. Herkes ihramdan çıktı. O yüzden illaki erkeğin sözü diye bir şey yok. Hele sufilerde iyi bir sufi, iyi bir kılıbıktır. Hatta iyi bir sufi, tam bir kılıbıktır. Değil mi Cemil? Evet efendim. Evet. Biz kardeşlerimizin iyi kılıbıklığına övünürüz. O yüzden sufi olacak olanlar bunu göze alacaklar. İçlerinden çıkıyor ara sıra böyle efelik yapıp böyle vuracak edecek olan perşembe günü onlar ben vuruyorum siz nasıl evde sert davranırsınız, vurursunuz, kırarsınız diye bir öykürüyorum ben, hemen kafalarına eşya indiriyorlar, yapanlar. Artık ne kadar tövbe ediyorlarsa, Allah muhafaza eylesin. Biz tabi bekarken sertiz böyle. Şey efendi bir şey söylüyor, ben şimdi seslenmiyorum. Ondan sonra ama böyle bir racon kesmekliğimiz var ya bizim. Muhabbet döndü. Ben bekarken de kadına vurulmasına karşıyım. Benim o zaman da bu zaman da meşhur sözüm o. Vurma. Vuracağına boşa. Biraz keskin ama benim o zamanki şeyim bu. Döv. Sonradan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sen de kılım kılık deyince böyle kafanı vuruyor iki taraftan. Ben de çarptı. Sonra tabii ben dini öğrenmeye başlayınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hiç vurmamış. Ardından Şeyh Efendi dedi ki, Mustafa Efendi dedi, buyurun efendim. Oğlum daha benim hacı annene bir fiskem yok dedi. İçimden hemen sözler. Dedim inşallah ben de hiç vurmayacağım dedim. İçimden. Sigarayı da öyle bıraktım ben. Böyle sohbette anlatıyor işte. Ağız Allah dedi mi yalan söylemez, yemin etmez, gıybet etmez, dedikod etmez. Biz pür dikkat dinliyoruz tabi. Sanki bana baktı böyle. Sigara daha içmezdi. İçimden dedim ki bıraktım şimdi. Böyle biz Allah'a ben hala daha gördüğümde benim ayaklarım titrer. Bir telaş alır beni, terlerim ben böyle. Hala da. İçimden dedim ki bıraktım sigarayı. Bu kadar. Dışarı çıktık. Zikrullah bitti, ders bitti. Valla biz sucuk gibiyiz, terden. Oktan çıkardı, yak abi dedi. Ben aldım, tam yok. Oktan ben sigarayı bıraktım dedi. Yak abi ya dedi ya. Yak dedi ya, bu kadar da değil artık dedi ya. Oğlum bıraktım dedi, al paketi çakma. Ben bıraktım dedi. Aa, abi gerçekten bıraktım. Bıraktım abi, hiçbir şey. Ne zaman bıraktın? Az önce zikrullah'tan önce bıraktın. Nasıl bıraktın? Oğlum gözün dikti bana söyledi ya dedim ben sigara daha içmez. Abi ben de bana baktı zannettim dedi. Biz tabii daha o zamanlar yeniyiz böyle. Dedim oğlum ben nereye düştüğümüz belli değil. Hepimizin gözünün içine bakmış dedi. Hepimizin içine bakmış dedi. Ben bıraktım dedim. Tam o böyle parçalı buldu. Kah bıraktı, kah bir daha başladı. Ama ben bir daha hiç başlamadım. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Bir daha ağzıma koymadım ben. Bakın ertesi gün normal tabi yok. Pazardı, pazar bitti. Pazartesi gün orman işletmesinde çalışıyor.
Daireye gittim ben tabii. Normalde işte o zaman herkes pazartesi sabah geliyor tabii. Resmi dairelerde çalışanlar bilir. Böyle bir pazartesi rehaveti var. Pazar günü ne yaptı, ne etti. İşe başlayacak. İşe başlamadan önce bir kahve içelim, bir muhabbet edelim. Var mı içinizde memur olan? İşçi değil, memur olanlar. Memurlar elini kaldırsın. Evet. Öyle değil mi böyle evet, pazartesi evet. Sabahları? Doğaça börek de gelir. Evet. Muhabbet güzel. Yok pazartesi sabahları bizim dairede de orman işletmesinde herkes işte birisine kahveye gidiyor. O ona gidiyor, o ona gidiyor filan. Böyle bir pazartesi sabah muhabbeti var. Tabii benim oda da, benim odaya da geliyorlar. Benim oda da böyle sot eder. Böyle en koridorun sonundaydı o zaman. Odanın benden sonra oda yok. Ondan sonra bana geliyorlar. Bilhassa bayanlar geliyorlar işte rahat orada, rahatsız eden de yok kimse. Ondan sonra öbür odalar büyük, kalabalık çalışıyorlar. Odalarda 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi çalışıyorlar ama bir tek benim oda tek kişilik. Bana geliyorlar kahve içmeye, geldiler. Aa sigara, dedim bıraktım. Ne? Bıraktım. İnanmıyoruz diyorlar. Vallahi dedim hiç kimse inanmıyor ama dedim bıraktım ben, bitti. Cenab-ı Hak hamdolsun, bugündür bugündür bıraktık. Eşim hayattayken rızasını alarak bir başka hanımla nikah kıymak uygun mu? Bunlar zor şeyler. Bu zaman içerisinde, evet yani bunu Kur'an ve sünnet dairesinde buna hayır demek, buna haram demek, buna olmaz demek. Allah'ın helalini haram etme noktası değil. Ama bunlar gerçekten zor şeyler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hani demiş ya ayet-i kerimede var bu noktada siz hani tek eşliliği güç yetiremezsiniz demiş. Oraya tavsiye etmiş. Şimdi İslam bunu tarih boyunca çok eşliliği aza doğru indirmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine döneminde İşte ayet-i kerimeyle dörde, sonraki gelen ayet-i kerimeyle size tek eşlilik uygun görüldü. Hani böyle daha selametli noktaya çekilmiş. Bu kadınların da büyük handikapı imtihanı. Böyle hani bu mesele bir tarafta, iman bir tarafta gibi bir hal alıyor bu mesele. Bu noktada hani kapıyı kapatmak mümkün değil. Bu Kur'an ve sünnetin müsaade ettiği imamların iştahıyla sabit olan bir şeye hayır demek mümkün değil. Ama bunun böyle iyi konuşulup, iyi irdelenip, iyi düzgün bir şekilde bu meselenin hallolması lazım. Yani bir taraf yıkılırken, bir tarafın yapılması, bir taraf ağlarken, bir tarafın gülmesi çok hoş şeyler değil. Sufiler için bu daha da sıkıntılı. Neden? Ya yani Sufi birisinin gözyaşının üstüne ne bina etti? Yani bir yerde bir gözyaşı var. Onun üzerine bir şey bina edecek Sufi. Bu biraz zulüm. Bir de yani bir erkek düşünün. Evlenirken evlenecek olduğu eşine dese ki ben senin üzerine de 2-3 tane daha alırım. Hangi kadın evlenir? Hangi kız onunla evlenir? Bu biraz aldatmaya giriyor. Dini insan kendi nefsine yormuş oluyor. Ve aldatma noktasına. Bir kimse, bir erkek bekarken de evlenirken bak ben bunu, bunu da, bunu da, bunu da, bunu da, bunu da yaparım diyorsa kadın da bunu kabul ettiyse söyleyecek bir söz yok. Erkekler dünyası burada. Buna ihtimal verebiliyor musunuz? Hadi evlenirken evlenecek olduğunuz eşinize evi taahhüt ediyorsunuz. Böyle bir evde oturun diye. İşte böyle bir maaşım var. Bu noktada yaşıyorum. Hayatım bu. Tamam. Söyle.
De ki ben gerekli gördüğümde senin üzerine bir daha da evlenirim, haberin olsun. Aldatan bizden değil hadis-i aldatmasın kimse. Bunun içerisinde sıkıntılı noktalar var. Aldatıyorlar. Kandırıyorlar. Empati yapın. Baba olsanız gelse damat adayı dese ki yani biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Evet, aa harika. Ben sizin kızınızın üzerine bir daha evlenirim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri müsaade etmedi. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki benim sağlığımda ve Fatıma'nın sağlığında asla dedi. İşte Hazreti Ali Efendimiz de evlenecekti. Yani evlenecek kimse kim? Süfyan'ın kızı. Şimdi Süfyan'ı müşrik olarak görüyorsunuz. Süfyan, Mekke devletinin en önemli bireylerinden birisi. Devlet oligarşisinin en önemli kimsesi. Savaşa götürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bütün Mekke'yi savaşa götürüyor. Savaş komutanı aynı zamanda. Yani Süfyan'ın kızıyla evlenmek her erkeğin hayali olabilir. Güç var çünkü ortalıkta. Güçle evleniyor. Yani işte koçun kızı. Yani koçun kızı diyelim ki güzel bir bayan. Vehbi'nin kızı o kadar Vehbi koçun kızı değildi. Şimdikiler bilmiyorum da anan denizi yoktu. Bilmiyorum şimdikiler nasıl. Ama öyle düşünün. Güzel bir bayan. Koçun kızı. Ve teklif ediliyor. Teklif etmiyorsun. Ona teklif ediliyor. Diyorlar ki Süfyan'ın kızını sana alalım. Süfyan da belki de perde gerisinden kendisi teklif ettiriyor. O da dinin gücüyle ortaklık kurmak istiyor. Şimdi de bu tarafa var. Ama diyor ki, benim sağlığımda ve Fatıma'nın sağlığında asla. Bu işin içerisine aldatma girmeyecek. Kandırma girmeyecek. Söyleyecek ki evlenirken. Bakalım o kız onunla evlenecek mi? Allah'ım çok arabesk. Ben birini çok sevdim. Ailem önce onayladı. Resim ile seçerken babam ve abim onun ailesinin bize uygun olmadığından bitir bu işi dediler. Çocuğa tamam diyor ama ailesi uygun değil diyorlar çaresizim. Tam Türk'ün mü? Sıkıntılı. Ama bu kardeşe tavsiyem ailesinin tavsiyelerine uysun. Gitsin ailesini ikna edebiliyorsa ailesini ikna etsin. Ailesini ikna edemiyorsa kendi ailesinin tavsiyesine tabi olsun. Bazı şeylerde fütursuz davranmak kolaydır. Ama karşınızdaki kimse bu bayanlar için geçer. Erkekler için de geçer. Kadınlar kendilerince kendi ailelerinin rızası olmadan bir erkek seçerler. O erkeği seçtiğinde o erkeğin peşine takılıp giderler.
Bu muhteşem bir şeydir. Eğer erkeğe değiyorsa, eğer o erkek, o kadının ailesinin verebileceğini en azını, yani eşit değerde sevgi, saygı, muhabbet, merhamet, şefkat noktasında veriyorsa, o kadın ailesini ve annesini, babasını buzağlı inek gibi geriye dönüp bakmadan, bakma noktasına getirmiyorsa kadını, harika. Zaten evlilik öyle olmalı ki, kadın kendi ailesini hiç aramamalı. Evlilik öyle olmalı ki adam kendi ailesini hiç aramamalı. Ya annem olsa şimdi ıhlamur kaynatırdı bana. Demeyecek adam. Kadın uçacak ona. Kadın şunu demeyecek. Ya babam olsaydı şimdi yaz geliyor buna kesin bir mantı alırdı. Demeyecek kadın hiç bunu. Ya annem çarşıya çıktığında bir tişört alırdı, yok bir işte pantolon alırdı, bir kazak alırdı, bir şey alırdı. Kadın bunu demeyecek geriye döndüğünde. Bunu diyorsa kadın da erkek de o evlilik yerli yerine oturmamış. Taraflar birbirine sıkı sıkı sarılamamış. Böyle bir durumda pişmanlık çıkacak ortaya. Kız şunu diyecek, keşke. Erkek şunu diyecek, keşke. Yok, olmadı. Benim değsin dediğim şey o. Yani kız veya erkek ailesini çiğneyerekten bir yere gidiyorsa değsin bu. 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra ya ne, bu adamın peşine ne ama düştüm geldim ya. Veyahut da erkek bakıp ya ailemi ezip ben bunu mu aldım ya? Deprem olsa da kalsa aslında ya. Demesin. Bakın demesin. Eğer böyle diyecekse sıkıntılı. Ben o yüzden derim ki bu tip ben şeyler çok dinlediğimden tecrübeyle sabit. Ben hep kadınlara da erkeklere de derim ki ailenizle beraber hareket etmeye gayret edin. Adam çok dirayetlidir. Bu işte erkek önemli. Adam çok dirayetlidir. Üfüttürüyordur ortalığı. Eyvallah. Hiç sıkıntı yok. Kadın onun peşinden gider. Der ki, iyi ki gitmişim. Okyanusun içinde bir elmas sahibi oldum. Kadın gerçekten çok dirayetlidir. Evliliğine sahip çıkar, adama sahip çıkar. Adam şöyle der. Okyanusun içinden bir prenses aldım. Harikulade. Ama böyle değilse sıkıntı. Bir yerin hayalini kurduğumuzda o an manen orada mı oluruz? İnşallah. Gerçekten hayaliniz o kadar çok yerinlemesine sorulursunuz. Ölülerimiz bu dünyaya kuş ya da bir kelebeğin bedeninde gelir mi? Ben hiç öyle görmedim. Bizim gördüğümüz ölüler normal geliyorlar. Hiç ummadığı zamanda geliyorlar. Bir bakıyorsun orada. Eyvah diyor gene geldiler. Hiç öyle kuş gibi gelsin, kelebek gibi gelsinler görmedik biz. Şöyle kimisi bir çatafatla bir tantanayla geliyor. Aman Allah'ım aman. Şok 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 şok. Atlarla geliyorlar. Ulan ne oluyor diyorsun zikrullah'ta? Bu at sesi nereden? Mal sesi nereden? Bir bakıyorum gelen geliyor. Hiç öyle kuş kelebek gibi cik 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 gelsin görmedik daha. Ağzımızın içindeki yara bitmiyor mu küçükten? Ya
Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görünün manası zahiren mi, manevi olarak mı söylenmiş? Biraz açar mısın? Hem zahiren batını. Ya göründüğün gibi olacak. Her muttaki insan ehli beytendir. Hadis bu hadisi açıklamışsın. Evet, biz diyorlar ki sahabeler, ya Resulallah, senin ehli beytin çoğalacak. Biz bunları nasıl tanıyacağız? Kim Kur'an ve sünnetime sımsıkı yapıştırırsa o benim ehli beytimdir. Bu hatta zahiri ehli beytten daha şey, ne o? Kıymetli. Dua etmeye çok üşeniyorum. Bu yüzden seyrek dua ediyorum. Nefsimle bu konuda boşa çıkamıyorum. Bunun için ne yapabilirim? Çok dua et gerçekten. Dua noktasında gevşeklik gösterenlere Cenab-ı Hak Allah muhafaza eylesin. Lütfunu kesebilir. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Hamdolsun. Harikayız elhamdülillah. Anne babaya iyilik etmek kişinin ömrünü uzatırmış. Peki kişi bu dünyada ömrünün uzamasını istemeyebilir mi? Ömürden kastedilen nedir? Allah'tan hayırlı uzun ömür isteyiniz. Hadis-i şerif emir. O yüzden müminler Allah'tan hayırlı uzun ömür isterler. Kalbinin vecdinde çarşı ile mescit arasında fark görmeyen kişi makam sahibi değil, hal sahibidir. Bir kimse hal ehli olursa her yerde hal görmeye başlar. Her yerde hal görmeye başladığında o kimse hiç böyle yer, zaman, zemin söz konusu değildir. O yüzden o hal ehlidir. Makam ehli olan neyin nerede olacağını, neyin nerede yapılacağını o kimse halin esiri değildir. Hal görenler halin esiri olur. O ister ki çarşıda yürürken de hal göreyim. Allah hal, Allah görsen, Allah görsen. O hal ehli. Makam ehli olan çarşıda hal görmek için uğraşmaz. Onun çarşıda işi vardır, sünnete uyar. İşini görür gider. Çarşıda eğlenmez için. Der ki, dergahta dervişlik olur, orada kendini salarsın. Ticaret yapıyorsun, orada ticaretini Kur'an ve sünnete uygun yapmakla mükellefsin. Sen orada gözünü yumup hal görmekle mükellef değilsin. Bunun gibi. Aile büyüklerimizi namaza kaldırmak üzerimize farz mı? Onlardan sorumluyuz, üzerimizde haftalık olacak mı? Tatlı bir şekilde nasihat ederekten, tavsiye ederekten yapmaya çalışın. Büyüklerimiz deyince anne baba dedemine gidiyor çünkü şeyin çıktığını. Kulak deldirmek sünnet mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerin kulakları delik değildi. Kulağına hiç küpe takma. Hiç. O yüzden sünnet-i Resulullah'ta erkekler için kulak delmek yok. Ama bayanlar küpe takarlardı. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bayanların küpe takmasını men etmedi. Kadının süsü erkeğine karşılığı çünkü. Kadınlar erkeklerine karşı takı takarlar, küpe takarlar, hal hal takarlar, evin içerisinde her türlü takı malzemelerini, mücevheratlarını sergileyebilirler. Ama düğüne giderken buraya kadar bilecek çangur, bu yok. Bizim orada var da İzmir Bayındırlıyım ben malum. Bizim orada git bir düğüne, eyvah, kuyumcular oraya kaçmışlar biraz. Millette ne kadar varsa takar. Ne kadar varsa. Olmasa dahi kiralarlar gene takarlar. Evet. Bunu gösterirlerdi de, bu yok. Yani dışarı karşı yok. Evin içerisinde var. Köyde öyle mi? Aynen efendim. 14 tane takıyor efendim. Adana vurması diyorlar. 14 tane takıyor. Yani orada bir kimse kız istemeye giderken 14 tane Adana vurması hazır olacak. Evet efendim. Yok yok. 9 tane 5'i birlik takan var efendim. Fatih.
Taktın mı sen de? Yok efendim. Üzülecektim yoksa sana diyecektim ama ömrüm çalışmakla geçerdi. Sen taktın o zaman desene, ciğerin yana yana söyledin. Onu geçti efendim. Eyvah! Bana adam şeyin, bana da orada bizim abi köyü var. Tam dermişti, böyle hızlı giriş yaptı dedi. Ondan sonra adam demiş ki, Mustafa'ya söyleyeyim, benim kızı demiş, alırsa oradan demiş 25-30 dönüm istediği kadar tarla yerine demiş. Bir tane de traktör, bir de kamyon alayım, ayımdan da bir tane ev alayım ona demiş. Bu köyün zakiri vardı, Mustafa Efendi kardeşim de filancı böyle 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 söyledi. Yükselt abi biraz vardı. Böyle kaldı şimdi. Dedim ne oldu abi dedim ya. Dedim şu anda tireden dedim ben teklif var. Adam komple dedi. Dükkanıyla beraber geliyor ona. O zaman tirede bir tane derviş vardı. O da demiş, buraya demiş çarşının göbende altında altı dükkan, üstte ev var böyle 2-3 tane. Sonra evinde zikir falan da yaptık biz ona. Demiş burayı komple ona vereyim, taşınsın buraya demiş. Ondan sonra burada da işte dergahın devam ettirsin. Böyle dedim valla, dedim abi yani arttıracak dedim, böyle böyle teklif var dedim. Ondan sonra iki rüyayı kurban gittim. Pes bedavaya gittim. Bana dünya bir üç şey sevdirildi. Gözümün nuru namaz, güzel koku ve kadın. Hadis-i şerifin sıralaması öyle değil. Bana dünyanızdan, dünyadan değil. Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Dünyanızdan, onun dünyası değil. Anladınız mı? Burada bir incelik var. Dünyanızdan, dünyamızdan değil. Sizin dünyanız. Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, güzel kadın, ama o gözümün nuru da namazdır. Anladınız mı? Ama gözümün nuru da namazdır. Kadın hak nurudur, yaratılmış değil. Adeta yaratıcıdır Mevlana. Bil ki Hak Teala somut bir varlıktan bağımsız olarak müşahede edilemez ve bir insan suretinden başka bir biçimden çok daha mükemmel olarak ve kadında da erkekte de olduğundan daha mükemmel olarak tecelli eder. İbn Arabi. Efendim kadının bu noktada ki manevi durumda erkekten farklı olan ne özelliği var? Kadının üzerinde Cemal ismi şerifi tecelli eder. Cemal ismi şerifi tecelli edince erkek onu sever. Bir de aslında erkek işin fıtrat tarafından kendini sevmektedir. Çünkü kadın erkekten yaratılmıştır. Erkekten yaratılınca aslında erkek bir şekilde kendisini sever, kadının üzerine. Buna Arabi bir farklı veçeden daha bakıyor. Arabi der ki, hani Adem Aleyhisselam'dan Havva çıkınca o boşluk kaldı içinde. O boşluğa da heva heves doldu. Heva heves dolunca o heva heves de ondan sonra Havva'ya aşık oldu. O yüzden kadını bu noktada sufiler çok kıymet verirler. Ben zaman zaman hani kardeşlere biraz agresif davranırım, eşlerinizi kırmayın, üzmeyin diye. Çünkü sufiler için kadın Allah'ın bütün isimleri güzeldir ama bu noktada Cemal ismi şerifinin tecelli ettiği, Rauf ismi şerifinin tecelli ettiği, Latif ismi şerifinin tecelli ettiği varlıklardır. O yüzden sufiler kadınlarına, yani bu noktada eşlerine bakarlarken
Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tezahürü olarak görürler. İnsan hayal gücünde var olabilecek şeyleri yaratır. Arif ise himmet gücüyle dışa var olabilecek şeyi yaratır. Fakat himmet yarattığı şeyi korumayı sürdürür. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Araf suresi. Buradaki himmet noktasını açıklar mısın? Bir şeyde arifler bir şey olsun diye dua ederler, kesbederler. Allah'a yalvarırlar, Cenab-ı Hak da onların o istediklerini lütfeder, ikram eder. Bu noktada bunun yaratılmasının temel sebebi o kimsedir. Hani o şeyin yokluktan varlığa çıkmasına sebep olmuştur o sufi, o arif. Böyle olunca onun korunmasını da arifler ona himmet ederler dedi, ona yardım eder. Onun bu noktada ne yapar? Korunması için, muhafazası için dua eder, zikreder, Allah'a yalvarır. Malum Cenab-ı Hak adil-i mutlak ama bu dünyada ekseriyetle zalim izzetinde, mazlum zilletinde buradan göçüp gidiyor. Peki bu manada zahiren hakikat noktasında değil, bir adaletsizlik görünüyor. Bunu nasıl fehmetmek lazım? Bu noktada bize öyle görünür. Ama Cenab-ı Hak bu dünyada zalimler zulümlerine devam ediyorlarsa aslında buradaki müminler o zalimleri durdurmakla mükellef. Ama müminler vazifelerini yerine getirmediğinden dolayı zalimlerine devam ediyorlar. Burada zalimler zalimliklerine devam etmesinin aslında alt zemin noktası Müslümanlara, müminlere ait. Eğer müminler gerçekten bir müminlik yaşasalar ve mümince davransalar ve mümince yaşasalar ve mümince savaşsalar zalimliğe, adaletsizliğe cevaz vermeyecekler, geçit vermeyecekler. Ama müminler vazifelerini yerine getirmediklerinden dolayı zalimlere gün doğuyor. Bunun birinci sebebi bizleriz. Bütün Müslümanlar. Filistin'de kucağındaki bir çocuk kurşunla öldürülüyorsa bütün Müslümanlar bundan sorumlu. Kimse bu sorumluluğu ortadan kaldıramaz. Neymar'da Budistler Müslümanları katlediyorsa bütün Müslümanlar bundan sorumlu. Çin'de, Doğu Türkistan'da Müslümanlara Çin'de zulmediyorsa, katlediyorsa veyahut da IŞİD Orta Doğu'da, orada burada nerede Müslüman kanı akıtılıyorsa bundan bütün Müslümanlar sorumlu, bu sorumluluktan kaçamazlar. O yüzden evet, zalimler zalimliklerini yapıyor. Zalimler zalimliklerini yapmasının sebebi Müslümanların denizin üzerindeki, hadis-i şerif öyle diyor, denizin üzerindeki köpük misali olmasından. Ağırlıkları yok. Anlıyor ya ashab, kalabalık olmayacaklar mı o gün ya Resulallah? Ne yazık ki diyor, kalabalık olacaklar ama denizin üzerindeki köpük gibi olacaklar diyor. Bir ağırlıklar olacak. Bugün zalimler zulmediyorlarsa Müslümanlara, Müslümanların bölünüp parçalanmışlığından, Kur'an ve sünnete sahip olamayışlarından, Kur'an ve sünnet çatısının altında bir ve beraberliklerini kuramayışlarından, heva ve heveslerinden, hatta daha ileri Müslümanlar birbirleriyle çatışıyorlarsa heva heveslerinden çatışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'deki durumu şimdi? Bir tarafta dini bir cemaat var, bir tarafta da kendisinin dindar olduğunu söyleyen bir parti var. İkisi de birbirine acımasız bir şekilde çarpışıyorlar. Hani iki grup veya iki kişi haklı olan, haklı olsa dahi geri çekildiğinde iki cennet alacaktı haklı olan. Haksız olan geri çekilirse bir cennet alacaktı. Nerede bu ölçü şimdi? Yani İslam'ın algı noktasında ve bu noktada pozitiflik noktasında en iyi konumda olan şu ülkede olan hadiseye bak. Bu Kur'an ve sünnete sahip çıkamayışımızdan birbirimize karşı olan öfkeden kaynaklanıyor. Mümin, mümine şefkatli, merhametli, eksiğini, gediğini örtücü, bu noktada ona yardım edici, bu noktada onu
katledici değil, yardım edici olacağına mümin mümini katlediyor. Yani Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyor, kurşunla katlediliyor. Burada da hukukla, lafla, küfle, dedikoduyla, gıybetle katlediliyor. Bir fark var mı ki? O yüzden Müslümanlar, müminler Kur'an ve sünnetin olmazsa olmaz değerlerinden uzak durduğu müddetçe zalimler yeryüzünde Müslümanların kanlarını da, ızlarını da, canlarını da, mallarını da telef edecekler. Telef edecekler. Müslümanlar kendi içlerinde birlik ve beraberlik kuramıyorlar ki. Siz kendi içinizde birlik ve beraberlik kuramazsanız ne şeytana galip gelirsiniz, ne deccala, ne de firavunlara galip gelemezsiniz. Yani yanı başınızdaki kimsenin eksiğini yediğini araştırıp siz ona hiç ummadığı zamanda bir silahla bir kurşun çekiyorsanız ona kim kime güvenecek ki? Zalim üzere gün doğacak. Bu adaletsizliğin sebebi kim oldu? Adaleti tesis edecek olan Müslümanlar oldu. Müminler madem ki Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanacak, o zaman bir ve beraber olup cem olup Allah'ın adaletini yeryüzüne yaymak için mücadele edecekler. Bunu yapamıyorlar. Yapamıyoruz biz bunu. Yapamadık. Bunda bütün şeyhlerin, hocaların, alimlerin, derneklerin, vakıfların, partilerin hepsinde payı var bunda. Nurcusuymuş, işte yazıcısıymış, okuyucusuymuş, ehli sufiymiş, mevlimiymiş, kadiriymiş, rufaymış, bektaşiymiş. Hepsinde payı var bunda. Bizim de ay payımız var. Hepimizin payı var. Hepimizin payı var. Ve her ayrılığımız, her bir Müslümana laf söylememiz, deccale ve zalimlere verdiğimiz bir avans. Başka bir şey değil. Bir Müslüman kardeşinizi arkasından eleştiriyorsanız ve belden aşağı vuruyorsanız ona aslında bütün ümmete vuruyorsunuz. Bütün ümmete. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de hali? Ha, seçimlere gidiyor. Herkes birbirine acımasız bir şekilde vuruyor. 28 Şubat'ın hala da acısını, sancısını nasıl çekiyorsak biz? Çekiyoruz bak. Daha bitmedi 28 Şubat'ın vermiş olduğu zararlar, kapanmadı daha. Bu cemaat, AK Parti kavgasının da celemesini sadece Türkiye'deki Müslümanlar değil, bütün İslam dünyası çekecek. Bütün İslam dünyası. Bu öteleniyor. İslam'ın dirilişi güç kaybettiriyor. Öteleniyor. Güç kaybediyor şu anda. İslam güç kaybediyor. İslam dünyası güç kaybediyor. Irak'taki mezhep çatışması neyse Türkiye'deki mezhep çatışması gibi çünkü. Çatışma da aynı, değişen bir şey yok. Enerjiyi nereye harcıyoruz ya? Enerjiyi, yani düşünebiliyor musunuz? Bütün ülke enerjisini nereye harcıyor? Bir taraf bayraklaştırıyor, paralel devlet, paralelci, ne o? İşte her şeyi bayraklaştırıyor, öbür tarafta bayraklaştırıyor. O da zalim, firavun, hırsız, herkes birbirine laf söylüyor. İkisi de birbirine laf söylüyor. Ne farkınız kaldı ki? Hadi birisi siyaset yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Sen siyasetçi misin? Sen de bir siyasi partiysen sen de onun gibi mücadele edemezsin ki. Bir ehli sufi siyasetçi olabilir mi? Olamaz. Bu manada olamaz. Bir Kur'an ve sünnet yaşama ve yaşatma sevdası olan bir kimsenin böyle siyasetin içerisine girmesi düşünülebilir mi? Yok. Bütün ümmet çekecek bir sıkıntısı. O yüzden evet,
zalimler evin kolunda serbest dolaşıyor şimdi. Düşünebiliyor musunuz? İslam düşmanlığını kız kız biliyor. Daha hani çocukken böyle yaparlar diye kavga etsinler diye. Onu yapıyorlar. Bakın 28 Şubat'ın sıkıntıları bunlar hep bak. Daha bitmedi. Neden? 28 Şubat'ta İmam Hatipler kapandı, Kur'an kursları kapandı, insanların bu o ara dönem var ya işte o İmam Hatipler açılınca gitti o gençlik. Gitti. Onun sancısını yaşıyor bu ülke. Şimdi bir sancı daha yaşayacak. Allah bizi affetsin. Alemde hakkın varlıklarının sabit hakikatlerini ayağın sabite tecellisinden ibarettir ki bu tecelli olmasaydı mümkünler var olmayacaktır. Hak ayağın sabitinin hakikatlerine ve hallerine göre suretten surete girer ve tasavvur edilirdi. Fisusul hikam. İbn Arabi'nin bu yorumuna göre hak kendinden kendine yürüyor ve tecelli ediyorsa bu yol boyunca dervişte değişen ya da gelişen algı mıdır? Evet, olabilir. Bu tip şeyler müteşabih. Ben hepsini de olabilir der atarım. Saat 11.30 olmuş. Abdestli olmak şartıyla Kur'an-ı Kerim'i Latin harfleriyle başımız açık olarak okuyabilir miyiz? Latin harfleriyle meal ise meal okuyabilirsiniz ama bir türlü Kur'an-ı Kerim okumak ise Latin harfi Elhamdülillahi Rabbil Alemin ama Latin harfinden okuyunuz başınızı örteceksiniz. Abdest tazelemek için öncesinde tuvalete girme şartı var mıdır? Hayır. Daha önce tevbe ettiğimiz günah tekrar işlememiz o tövbemizin kabul olmadığına mı işarettir? Hayır. Tekrar tövbe edin. Hıdır el-Lez'in dinimizdeki yeri nedir? Normalde Hıdır el-Lez dinde var olsa ne olacak, var olmasa ne olacak? İslam bu tip geleneksel kavimlerin kendi bayramlarını, kendi eğlencelerini inkar etmemiş ki. Yok etmemiş ki. Habeşliler kendi bayramlarında kendi halk oyunlarını oynamışlar. Şeyde, Medine'de. Hazreti Peygamber Efendimiz yasaklamamış ki. Hatta şeyde Mescid-i Nebevi'nin içinde oynamışlar. Aa güzel oynayın demiş. Hazreti Ayşe annemiz de çağırmış. Demiş gel sen de seyret. Bunlar din bunlarla ilgilenmiyor. Din bunlarla uğraşmamış. Kur'an ve sünnet tarihinde haram bir şey yoksa din uğraşmamış onlarla. Mahdut bir ömre mukabil hadsiz cehennem nasıl adalet olur? Biz buna inanmayız ki sufiler olarak. Biz sufiler Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin naklettiği hadis-i şerife göre davranırız. Evet cehennem ebedidir. Cehennem ebedidir. Cennet de ebedidir. Ama cehennemdeki eza ve cefa ebedi değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri nakleder. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir avuç toprak alıyor. Kuru toprak. Böyle savuruyor rüzgarda. Cehennem bir gün böyle olur diyor. Başka bir hadis-i şerifte balçık, çamur bir toprak. Elinde bir hurma dalı, böyle hurma dalıyla o çamuru karıştırıyor. Bir gün cehennem böyle olur diyor. O yüzden ikisinin de ravisi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinden nakledilmiştir. Biz sufiler bu hadis-i şerifler ışığında deriz ki cehennemdeki eza ve cefa ebedi değildir. Cehennem ebedidir. Ama cehennemdeki eza ve cefa ebedi değildir. Selamun aleyküm. El-Fatiha. Amin. Amin. Evet. Hakkınızı helal edin. Bugün geç bırak. Sizi biraz olur mu? Amin. İnşallah. Selamünaleyküm.